Ne yaman mestane bakar gözlerin, gözlerin, gözlerin. Derdi veren derman. Azerbaycan'ı çok memnun kaldık. Burada olmakta mutluyuz. Ben birkaç defa geldim Azerbaycan'a. Fakat aslında ben 20-22 yıldır aynı zamanda tarih paylıyorum. O yüzden hep aslında uzaktan da olsa buradaydım. Gönlüm de buradaydı, kalbim de buradaydım. Ve buranın kültürünü hep orada kendi içinde yaşatmaya çalıştım. 20 yıldır tarih ifa ediyorum Türkiye'de ve aynı zamanda bağlama ifa ediyorum. Tarih'da çok önemli eserler var. Yani Azerbaycan musikisinin çok derin eserleri var. Mugam kültürü çok büyük bir kültür ve bu eserleri bağlamaya nasıl götürebilirim, bağlamada nasıl icra edebilirim diye düşününce buna yönelik çalışmalar yaptım. Üzeyir Hacıbayoğlu'dan, diğer reislerden, kaytalardan, mugamlardan eserleri bağlamaya götürerek bir Bağlama Azerbaycan adlı bir enstrümantal albüm yaptım. Onun ikincisini de yapacağım ve bu albümdeki çaldığım eserlerin notalarıyla bir kitap haline dönüştürüp insanların, öğrencilerin bundan istifade etmesini sağlamak istiyorum. Onun dışında Azerbaycan'da çok güzel vakitlerimiz geçti. Halkla da çok... Geldiniz mi Azerbaycan'da? Evet, Bakü'de ve Gence'de geldim. Neler gördünüz Azerbaycan'a, neler siz yaptınız burada, ne projeler oldu burada? Burada aslında önemli bir projemiz var ki Nuriye Hüseynova'yla birlikte. O da önemli bir layihedir. Türkiye ve Azerbaycan kültürünü birlikte buluşturup hem burada hem orada ve bütün dünyaya tanıtmak amacıyla kurulmuş bir layihe. Bunu yaptık. Bunun dışında tabii ki burada çok önemli tarih ustaları var. Konservatuvarda ziyaretler oldu. Onun dışında tarih yapımcılar var. Onlarla görüştüm. Stüdyolarla görüştüm. Gence'de Devlet Filarmoni'ye salonuna gittim. Burada Mugam Merkezi'nde konser oldu. Onu yaptım. Çok memnunum ben burada olmaktan, Bakü'de olmaktan, Azerbaycan'da olmaktan. Umarım bu kültürü biraz daha iyi şekilde buluşturup tüm dünyaya tanıtabiliriz. İnşallah. Sizden bir ayrı bir sualım budur. Azerbaycanlılar sizi neyse karşıladılar ve Azerbaycan'ın müzik sonrasını nedir görürsün? Onu da buyurun. Azerbaycan halkı çok güzel karşıladı. Çok, yani hiçbir yabancılık çekmedi burada ve herkese tavsiye ediyorum. Burayı mutlaka görmeler lazım, gelmeler lazım. Bu kültürü yakından takip etmeleri lazım Türkiye halkının ve Azerbaycan halkı çok güzel karşıladı. Tokat'ta gezdiğimizde hiç kötü bir tepkiyle karşılaşmıyoruz, her şey çok güzel. İnsanlar iyi burada, havası suyu iyi, yemeği güzel, her şey güzel yani. İnsanlar her zaman burada sofrasını açıyor, misafirperver bir halklar, sağ olsunlar. Biz de karşılıklı olarak Türkiye'de Azerbaycan halkını Türkiye'de de görmek istiyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sizinle bir beraber bir saz ifamız da olsun. Türk dünyasına, Türk kültürü çok geniş çaplı bir kültüre sahip her anlamda. Bunun yaşatılması lazım ve bir birlik olması lazım ve birbirinden istifade etmesi lazım karşılıklı kültürlerin. İşte müzik olarak bahsedeceksek, İşte bağlamanın da Azerbaycan'da ya da diğer Türk ülkelerinde öğretilmesi lazım. Ya da oradaki enstrümanların Türkiye'de öğretilmesi lazım ki karşılıklı birbirimizi daha iyi bilmiş olalım. Müzikal olarak söyleyecek olursak. Çok sağ olun, sizden teşekkür ederim. Sizden bir ismanız olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Thank you.
ne ağlarsın benim zülfü siyahım. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Göklere erişti feryadı ağım. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Göklere erişti feryadım ahım. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Alır dost, alır nazlı.
nazlı yar. Cevahir madenin kıymeti olur, vay olur, dost olur nazlı yar. İnciyi mercanı tartar gözlerin, gözlerin, gözlerin. İnciyi mercanı tartar gözlerin, gözlerin, gözlerin. Gâhi ağlar, gâhi bu gönül gamda, vay gamda, dost gamda, nazlı yar. Sen güler oynarsın, yaran var bende, dost bende. Zöhre yıldızının nişanı sende, vay sende, dost sende, nazlı yar. Korkarım cihanı yakar gözlerin, gözlerin. Bu veli abdalı yıkar gözlerin, gözlerin, gözlerin. Thank you.